Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere mis gibi bir meyhane pilavı yapacağız. Gördüğünüz gibi tane tane kokusuna, tadına, dokusuna, her şeyine bayılacaksınız. Bu tarifi mutlaka deneyin. Eminim bundan sonra böyle yapacaksınız. O zaman hadi hep beraber yapımına geçelim. Öncelikle pilav tenceremize ocağı alalım ve çok az zeytinyağı ekleyelim. Küp küp doğradığımız soğanları yavaştan kavurmaya başlayalım. Malzeme listesini aşağı bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Orada da çok güzel, çok eğlenceli, çok güzel tarifler paylaşıyoruz. Evet, bir adet orta boy soğanı çok az kavurdum. 1 adet kırmızı kapya biberimiz var, 1 adet yeşil biberimiz var. Onları da küp küp doğradıktan sonra hep beraber kavuruyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ekledim. Yine hepsini beraber kavuruyorum. Evet, şöyle salçanın kokusu çıkıncaya kadar iyice kavurdum. Bir su bardağı kalın bulgurum var. Onu da ekliyorum ve beraber kavuracağım yine. Ben en irisinden alıyorum her zaman. Başak başı denilen kalın bulgur. Siz de bu bulgurla mutlaka deneyin. Gerçekten çok ama çok güzel oluyor. Şu bulgurla da 4-5 dakika kadar kavuruyorum. Şimdi yavaş yavaş sıcak suyumuzu ekleyeceğim. Sıcak suyu ekledikten sonra şöyle iyice bir karıştırın ki buharı çıksın. Evet, kaynamaya başladı. Şimdi kapağını kapatıyorum. Suyunu koyduğunuzda bulgurun hafif üzerine geçsin. Evet, gördüğünüz gibi suyunu çekti. Şimdi kapağını kapatıp bir 10 dakika dinleneceğim. Gördüğünüz gibi böyle ortada delikler, kabarcıklar olduğu zaman zaten olmuş demektir. İyice suyunu çekmiş. Kapağını kapatıp 10 dakika dinlendireceğim. Dediğim gibi su miktarı bulgurunuzun cinsine ve markasına göre değişebilir. Pilavınızı bir parmak, 1,5 parmak geçecek kadar sıcak su eklemeniz yeterli. Evet, iyice dinlendi. Şimdi karıştırıyorum. Gerçekten kokusu harika, tadı enfes. Et yemeklerinin, tavuk yemeklerinin yanında harika gidiyor. Hatta yanına sadece bir cacık yapabilirsiniz. Cacık, salata ve bu bulgur pilavı harika oluyor. Mutlaka deneyin. Şimdi ben servise alıyorum ve size göstermek istiyorum. Muhteşem. Tarifi mutlaka deneyin. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Gelecek lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.